Selam takipçi dostlarımız ve tüm doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Son dönemlerde herkes bahçecilikle uğraşmaya büyük önem verdi. Ancak bahçede bir şeyler yetiştirebilmek için bazı temel bilgilere ihtiyacımız var. Kanal olarak özellikle gübre, fide ve tohumlarınızı kendiniz üretebilmenizi önemsiyoruz ve bu konularda mümkün olduğunca derinlemesine bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bu tarz videolara devam edeceğiz. Doğal bir bahçe yapabilmenin temel şartı kendi fidenizi kendiniz üretebilmektir. Ancak sorunsuz bir bahçe için güçlü, sağlıklı ve kuvvetli fideler yetiştirmek zorundasınız. Bu videoda daha çok kendi fide üretmeye çalışan fakat deneyimsiz diyebileceğimiz arkadaşlarımıza bazı altın değerinde tavsiyeler vermek istiyorum. Vereceğimiz tavsiyelerin hepsi birbirinden çok değerlidir. Ancak listemizin başına tohumları erken ekmeye başlama hatasını koyabiliriz. Fide üretim videolarının hemen hepsinde anlatmaya çalışıyorum. Hatta sadece bu konuya özgü videoları da kanal içerisinde bulabilirsiniz. Tohumları erken çimlendirmeye başladığınız zaman çok büyük sıkıntılar yaşarsınız ve bu sıkıntılar sezon sonuna kadar yakanızı bırakmaz. İkinci sıradaki tavsiyemiz aslında fide üretiminde çok hayati bir önem taşıyan konu. Fidelerin yetiştiği ortam sıcaklığı, onların doğru gelişmesi veya doğru gelişememesine neden olur. Şöyle de bir yanılgıya düşmeyelim. Fidenin gelişmesinde 3 önemli evre vardır ve bu 3 önemli evrede de farklı sıcaklık değerleri ister. Bunlarla ilgili tablolarla anlattığımız bir fide üretim videomuz vardı. Orada ısı, ışık, gübre, artık ne isteği varsa hemen hemen hepsini çok detaylı bir şekilde anlattık. Burada tekrardan bu konulara girmeyelim. Videoyu izlerseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlamış olursunuz. Tavsiyelerimizin üçüncü sırasında, aslında üçüncü sıra derken sanki ötekiler daha önemli, bu önemsiz gibi düşünmeyin. Fide üretimi sırasında ışık çok önemli bir husustur. Fidelerin ışık isteğini karşılama konusunda farkında olmadan yaptığınız en büyük hatalardan biri, cam kenarıma fidelerimi koyuyorum, dışarıdan gelen ışıkla çok güzel gelişirler diye düşünmektir. Günün hangi saatinde olursa olsun, aynı anda cam kenarına düşen ışıkla dışarıda düşen ışık aynı değildir. Aralarında ciddi farklar vardır. Bu nedenle yine ilk tavsiyemize gönderme yaparak erken ekmeye başladığınız zaman özellikle cam kenarında fidelerinizi geliştirmeye çalışıyorsanız, yani dışarıda serada olursa çok sıkıntı yaşamazsınız, ancak cam kenarına koyduğunuz fideler güneş ışınları mevsimsel olarak çok daha düşük geldiği için çok daha az cam kenarına düşer. Siz biraz daha geç başladığınız zaman mesela Şubat ayında düşen ışık değeriyle Mart ayında düşen ışık değeri aynı değildir. Erken başladığınız zaman böyle de bir handikapla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada videoyu durduralım ve biraz başa saralım. Size bir şey göstermek istiyorum. Şu an görüntüdeki fideler bize göre sağ tarafa doğru niye yatmışlar acaba? Bu sorunun cevabı, zavallı fideler ışık arıyorlar. Bu uğraşlarının sonucunda da boy atmaya başlayacak ve istemediğimiz bir durum ortaya çıkacak. Cam kenarındaki bu fideler de boy atmışlar. Ancak kendilerini biraz kurtarabildikleri için bunları şaşırtma yaparsak sorun ortadan kalkar. Gövdeleri kalınlaşmamış fidelere sakın toprak ilavesi yapmaya kalkmayın. Çünkü fidelerin erken dönemlerinde gövdeleri çok narin olurlar ve toprak altında hastalık kapma olasılıkları çok yüksek olur. Fide üretiminde yapılan en büyük hatalardan biri de çimlendirme toprağına gübre konulmasıdır. Gübreyi
ihtiyaç duyduğu zaman vermek çok önemli. Yani biz toprağımız içerisine gübre koyalım, o fide ne zaman isterse o zaman alır mantığında giderseniz çok yanılırsınız. Fideye ne zaman hangi gübreyi istiyorsa o dönemlerde o gübreyi o oranda sağlamak zorundasınız. Bunun da en güzeli toprağa gübre koymaktansa üstten yapacağımız gübre çalışmalarıyla bu durumu da aşabiliriz. Fide toprağına gübre koymasanız bile fide 30 gün kendine yetecek kadar besini buradan sağlayabilir. Zaten ilk etapta gerçek yapraklarını açana kadar dışarıdan hiçbir besin maddesine ihtiyacı yoktur. Ne zaman ki gerçek yapraklarla fotosentez yapmaya başladığı zaman o zaman besin istekleri artacaktır. Bu da mevcut olduğu toprakta siz her ne kadar gübre yok diye düşünseniz de burada mutlaka bitki besin maddeleri vardır. Bunlar da yaklaşık olarak 30 gün rahatlıkla yetecektir. Korkmayın, bu zaman zarfında hiçbir şekilde fideleriniz besinsiz kalmayacaktır. Sevgili arkadaşlar, kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun, bildirim zillerini açın ki bundan sonra sezon içerisinde atacağımız önemli videolardan haberiniz olsun. Ayrıca videoların altına yorum yapıp paylaşırsanız çok seviniriz. Genelde yanlış düşünülen konulardan biri de şudur. Ben baştan çimlendirme toprağıma gübre koydum. Mesela ahır gübresi koydum. Artık o zaman içerisinde suladıkça bu ahır gübresi çözülecek ve fidem de buradan beslenecek diye düşünmektir. Ahır gübresi çözünebilmesi ve içerisindeki besin maddelerini ortaya çıkartabilmesi için birincisi çok ciddi suya ihtiyacı vardır. İkincisi mikroorganizmaların bu gübreyi dönüştürmesi gerekir. Bazen sizin koyduğunuz gübrenin %80'ini bile besin maddesi olarak alamamış olabilir. Bu nedenle en doğrusu gübreyi kendiniz ayarlı bir şekilde sulama yaparken vermektir. Şimdi geldik en çok yapılan hataların bir tanesine daha. Sulama konusunda nedense hep hata yaptığımızı görebiliyoruz. Fide toprağı küçük bir alan. Çok çabuk nemlenebiliyor, çok çabuk kuruyabiliyor. Hele ki ortam sıcaksa çok daha hızlı kuruma şansı var. Fide toprağının üst kısmı kuruduğunu görenler altının da nemli olmayacağını düşünerek fidelere su vermeye devam ederler. Fide suyu buldukça boya atmaya eğilimlidir. Bir de buna az ışık eklendiğinde fideler boylanır, cılız bir şekilde yana yatmaya başlarlar. Çok gerekirse 1-2 fısfıs üzerine su sıkın, bu onlara yeter de artar bile. Fidenizin toprağının nemini kaybetmemesi için malç uygulaması yapabilirsiniz. Malç uygulaması için vermikülit uygularsanız bir miktar besin maddesini fidelerinize kazandırabilirsiniz. Perlit uygulayabilirsiniz. Bunun içerisinde bitki besin maddesi yoktur. Suyu çok daha fazla üzerine çeker. İşinizi görebilir. Hiç olmazsa otları kurutup kesip fide toprağının üzerine koyarsanız nemi kaybetmezsiniz ve siz de sulamayla ilgili sıkıntı çekmezsiniz. Sevgili arkadaşlar, kanal içerisinde fide üretimlerinin bütün detaylarına yönelik birçok videoyu bulabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları mümkün olduğunca bu videoların altına yazarsanız ben de cevaplamaya çalışırım. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmek kanalı koymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.